Manşete hoş geldiniz. Hafta boyu Fethullah Gülen'in sağlığı ve cemaatin 15 Temmuz'da bir dahli var mıydı yok muydu iddialarıyla geçti. Türkiye gündeminde de yoğun biçimde konuşulan, tartışılan konulardan biri oldu bu. Esasen ortaya çıkan veriler, iddialar ve buna verilen cevaplar neyse, bütün bunları alt alta sıraladığınızda pek çok konu aydınlandı. Yani sorular ve cevaplar belli. Elbette aydınlanmayan taraflar da var. Onlara da bakacağız bu yayında. Üç konu var birbiriyle bağlantılı ve aşağı yukarı eş zamanlı gelişen. İlki Gülen'in yeğeni amcasının Pensilvanya'dan kaçırıldığını iddia etti. Takiben Hürriyet'in Amerika muhabiri bu yerleşkeye Gülen'in kaldığı 25 yıldır kaldığı yerleşkeye yakın bir mevkideki özel mülki işgal ettiği iddiası var. Saldırıya uğradı. Üçüncüsü Fethullah Gülen'in yeğeni Ebu Seleme Gülen amcasının 15 Temmuz'dan bilgisi olduğunu ima eden iddialarda bulundu ve bu iddialarını Ahmet Dönmez ve Ruşen Çakır'ın yayınlarında iki kere üst üste dile getirdi. Bunlara bağlı olarak da şu üç şey yaşandı. Gülen'in sağlık durumu kötülediği için doktor tavsiyesiyle 25 yıldır yaşadığı yerleşkeden farklı bir adrese nakledildiği, o arada da birkaç kere hastanede kontrolden geçtiği açıklandı. Yine Ebu Seleme Gülen'in iddiaları üzerine iddiada, iddialarda ismi geçen isimler kesin bir dille ve şiddetle bu iddiaları yalanladılar. 3 müeser yıldız Gülen'in Türkiye'ye getirildiğini haber veren bir e, paylaşım yaptı. 4 Haziran 2024'te Fetullah Gülen Türkiye yolunda mı başlığıyla bu da ortalığı karıştırdı. Öncelikle dediğim gibi sorular ve cevaplar aşağı yukarı belli. Elbette aydınlanmayan e, sorular da var ve belki epey bir süre aydınlanmayacak. Konu öncelikle bir aile içi mesele yani. E, gerek e, cemaat gerekse Türkiye kamuoyunu ilgilendirir tarafı pek bulunmuyor. Fakat ortaya çıktığı için e, Şuyu vukuundan beter bir hal aldığı için de elbette gerek cemaat kamuoyu gerekse Türkiye kamuoyu bununla ilgilenmek durumunda kaldı. Yani ailem içi mesele olması itibariyle gerek Ebu Seleme'nin babası Fethullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen gerekse akrabalık ilişkileri olan Kemal Gülen ve Ahmet Kurucan'ın e, yazı ve açıklamalarını takip ettim. Yine ismi geçen Cevdet Türk yolu ki onun da Fethullah Gülen'le akrabalık ilişkisi var. Yeğeniyle evli. Onunla ilgili iddiaları takip ettim ve Ebu Seleme'nin elbette aile fertlerine dönük olarak bir takım iddiaları hatta yer yer yakışıksız sözleri ve ithamları. Kamuoyunu ilgilendiren yönü ise elbette Ebu Seleme Gülen'in iddiaları ve bunlara verilen cevaplar. Şimdi onlara bakalım. Ebu Seleme Gülen Ali Sami Yıldırım'la ki Adil Öksüz'ün ki cemaati 15 Temmuz'a bağlayan önemli bir sivil ayak olarak Akıncı üstünde o gün bulunduğu ve cemaatin askeri imamı olduğu belirtilen kişi. Halen de kayıp. O gün bugündür yok. Daha doğrusu gözaltına alındı ama serbest bırakıldı. Onun hikayesi de ayrı. İşte onun kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'la iki kişi katıldıkları bir görüşmede Fethullah Gülen'in ikisinin kafasını birleştirerek ve kulaklarına eğilerek arkadaşlar bir şey düşünmüş yakında Türkiye'deki bütün kurumlar el değiştirecek dediği iddiası devamla Gülen'in iki kurmayının aynı gün e, Pensilvanya'dan görüntülü telefonla bir paşayla konuştuğu iddiası ve o isimlerden birinin paşam hürmetler sizleri çok seviyoruz inşallah yakın zamanda bu e, zalimlerden kurtulacağız dediği iddiası. Ki bu iddiada ismi geçen iki isim e, Barbaros Kocakurt ve Ali Ur Savaş şiddetle bu iddiayı o gün o tarihlerde böyle bir konuşma olduğunu böyle bir buluşma olduğunu bu, bu tarz bir olay olduğunu ne öncesinde ne sonrasında yalanladılar. Onu da belirtelim. Fakat enteresan olan bu konu hiçbir biçimde Türkiye'de mahkes bulmadı, yankı bulmadı. Yani yandaş medyada yayınlamadı. Diğer muhalif çevreler de yayınlamadı. Çünkü e, ismi geçen paşa veya Hulusi Akar olduğu iddia ediliyordu filan. Neyse onun üzerinden 15 Temmuz tezleri zarar görebilirdi resmi tezler. Devamla Üçüncü iddia da şu, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde İyi Parti'ye oy kazandırmak maksadıyla Meral Akşener'i karikatürize eden ve hakaret içerdiği için de zaten kısa bir süre sonra internette yasaklanan bilgisayar oyunu yapıldığı iddiası. Ve bu oyunun Meral'i Gıdıkla isimli oyununda %80'inin kendisinin yaptığını iddia etti Ebu Seleme Gülen. Bu iddiada gerek AFSV yani Gülen Hareketi Vakfı'nca yalanlandı. Oyunu ticari bir fırsat görüp Ebu Seleme ile birlikte bu oyunu yayınladıklarını kabul eden Hüseyin Dalan da ex platformunda yaptığı açıklamada bu oyunun hiçbir aşamasında herhangi bir grup tarafından veya örgüt tarafından veya cemaat tarafından finanse edilmedik, yönlendirilmedik. Birlikte yaptık, ticari bir başarı umuyorduk. Zaten de öyle olmadı. Kısa bir süre sonra, sonra Google'dan kaldırıldı. Herkesten özür dilerim dedi. Münferit bir hadise olduğunu iddia etti. Sonra şu oldu. Hep olduğu gibi işlerine gelen iddialara yer verenler cevapları görmedi. Ve Türkiye'de e, bu meseleyi ele alanların belli bir misyonla hareket ettikleri ortaya çıktı. Mesela biraz evvel de söyledim. Paşam hürmetler işte sizleri çok seviyoruz. İnşallah yakında bu zalimlerden kurtulacağız iddiası hiçbir biçimde üzerinde durulmadı. Çünkü Hulusi Akar'ı akla getiren bu iddia 15 Temmuz tezlerine zarar verebilirdi. E, yurt dışındaki kimi gazetecilerse kendi tezlerine, yıllardır savundukları tezlere yakın e, görüşler duyunca da heyecanlandılar sadece. Olay bu. Olay e, Konunun iki başlığı var. Yani bir Gülen'in sağlığı meselesi, Türkiye'ye getirilip getirilmediği meselesi. İki, cemaatin 15 Temmuz'la irtibatı. E, Gülen 27 Nisan nüfus kayıtlarına göre 1941 doğumlu, buna göre 83 yaşında. Nüfusa geç yazdırılmış diyen Cemal Taban'ına göre ise Kasım 1938 doğumlu buna göre de 85 yaşında. Haliyle öldü haberleri ilk değil sonda olmayacak. E, gerek Türkiye'ye kaçırılıp kaçırılmadığı veya götürülüp götürülmediği gerekse sağlık durumu ile ilgili olarak görüntülerde de görüyorsunuz. Herkül hesabı üzerinden X platformunda paylaşılan görüntülerde de görüyorsunuz. Adem Yavuz Arslan, Abdülhamit Bilici ve Metin Yıkar Gülen'in kaldığı yerde ziyaret ettiler iki gün önce ve bu görüntüler öyle çekildi ve kamuoyla da paylaşıldı. Yani sağlığının iyi olduğu öncekine göre ve Türkiye'de olmadığı bilgisi. Öldü haberleri evet ilk değil sonda olmayacak. Çünkü belli bir yaşa gelmiş bir insansanız bir video koyarsın birkaç hafta sonra gene aynı dedikodu kaldığı yerden başlar. Ben İngiltere'de yaşıyorum. Prenses Kate mesela sağlığı söz konusu birkaç ay önce bir video koydu. Kanserle mücadele ediyorum tedavi görüyorum dedi. Söylentiler bıçak gibi kesildi. Şimdi gene aynı söylentiler başladı. Prenses Kate programlarını gene erteledi. Ne oldu ne biliyor ne bileyim ölümcül mü? Durumu gittikçe kötüye gidiyor galiba gibi filan. Tutamazsınız yani her defasında bir video koymanız bir fotoğraf koymanız bir açıklama koymanız icap eder. Bu değişmez. Yaşınız ne olursa olsun bir süre ortadan kaybolunca arkasından bu geliyor. Bir diğer konu da e, Müesser Yıldız'ın e, gündeme getirdiği iddia Müesser Yıldız bu haberi Fethullah Gülen Türkiye yolunda mı haberini 4 Haziran 2024'te e, kaleme aldı. İşte günlerdir Pensilvanya'daki çiftliği boşaltılan ve buradan götürülen Fethullah Gülen'in Gülen sağlık durumu konuşuluyor. Öldü Ölüyor e, deniyor. E, biraz daha yaklaştırayım siz de görün. Bugün itibariyle yani 4 Haziran itibariyle gündeme gelen son iddiaysa... ...ABD'nin Gülen'i MİT'e teslim ettiği, uçağının Türkiye yolunda olduğu ve bu bilginin şimdilik gizli tutulduğu... ...doğrudur değildir bilemeyiz ama şundan çok eminiz... ...ABD Gülen'i verdi veya verecekse mutlaka karşılığında bir şey istemiştir filan diye devam ediyor. Şimdi bu haber ezbere çıkacak bir haber değil. E, ve... Bana göre e, bununla bir test yapıldı. Yani öldü veya Türkiye'ye doğru yola çıkarıldı haberleriyle. E, nabzı tuttular. E, ve acaba e, cemaat tabanı bu haberler yayıldığında ne düşünecek? Türkiye kamuoyu ne, düşün, ne düşünecek? Nasıl bir karşılığı var? Gerek cemaat tabanında, gerekse Türkiye kamuoyunda. Ve bu testin sonucunu da aldılar. Bunu da zamanla göreceğiz. Kuracakları yeni oyunu planlamak için kanımca buna gereksinim vardı ve bu oyunu, bundan sonraki oyunu, yeni oyunu cemaat üzerinden kurmayacaklar. E artık bunu kimse yemez çünkü. Farklı bir şey dönüyor. Fakat bunu zamanla anlayacağız. Devamla. Cemaatin 15 Temmuz'da irtibatı veya işte irtibatlı mı değil mi veya cemaatten bir grup mu karıştı falan meselesi. Bu konuda bugüne kadar aydınlanmış bir konu değil. Elbette sorular var ama cevapları gene esasen Türkiye'de. Yani... Adil Öksüz konusunun, Hulusi Akar konusunun, Hasan, Hasan Hakan Fidan konusunun ve öncesinde yaşanan bir takım 15 Temmuz alametlerinin, 15 Temmuz gecesi yaşanan, yaşananların ve sonrasının da elbette değerlendirilmesi, ele alınması gerekiyor. 15 Temmuz tek başına Gülen grubunun tasfiyesi değildi. Öncelikle bunun anlaşılması gerekiyor. Bu Erdoğan yönüyle cemaatin tasfiyesi için bir tanrının lütfu olabilir belki ama ardındaki odaklar için yeni rejimin inşasıydı. Yani askeri okulların kapatılması, kışlaların kapatılması, rektörü atamalarının bile tek isme bağlanması falan değil. O hal kararnameleriyle verilen bir nizam 2017 referandumu ve 2018 seçimiyle tek adam sultanlık rejimine dönüştürüldü. Yani bugün özellikle sol muhalif gruplarda ve Kürtlerde yerleşik inanç AKP'yi siz büyüttünüz cemaati kastederek veya cemaate yüklenerek 15 Temmuz'da da başımıza siz musallat ettiniz. İşte sultanlık rejimi oldu tek sorumlu sizsiniz. İkisi de doğru değil. Elbette sorumlulardan biri olabilir. Bir dönem AKP ile koalisyon yaptığı için ve olacakları öngöremediği için Cemal. Fakat Erdoğan'la işbirliği yapan devlet özellikle bugünkü düzeni tesis etmek için 15 Temmuz'u organize edip Gülen grubunu da işin içine çekecek devşirmelerle bunu halen pazarlıyor. Durum bu. Yani özeti biraz da şu. Bana et ödüyordun Ergenekon terör, terör Örgütü. Ben bunu temizledim. Aklandım ve başına F harfi koyarak Feto olarak boca ettim. Bana darbeci diyordun. Bak bir darbe orga, organize ettim ve bunu da senin başına sardım. Bu çok üzerine düşünülecek e, muhteşem bir operasyondur. Yani e, konuya nasıl başlarsanız başlayın e, son tahlilde ulaşacağınız analiz budur. Yani bunun için de 15 Temmuz resmi tezinin asla yıkılmaması gerekir. Olayların e, ee, olaylara bakarken biraz da bu açıdan bakmakta yarar var. Hatırlayın 6-7 Temmuz 1955 olayları ile ilgili olarak e, seferberlik tetkik kurulunda da görev yapmış. Generalle, or Generalle'ye kadar tam olarak rütbeyi bilemiyorum ama Generalle'ye kadar yükselmiş Sabri 25 oğlu. 6-7 Eylül programı ile ilgili şunu söylemişti. Özel harp işidir. Muhteşem bir örgütlenmeydi ve amacına ulaştı. Böyle demiştir. Zannediyorum benzer bir analizi 15 Temmuz içinde yıllar sonra duyacağız. Lakin iş işten geçmiş olacak. Son tahlilde cemaat mensupları içeride ve dışarıda yıllardır büyük baskı altında. Bunu anlıyorum. Bunun faili suçun şahsiliği demeden camiaya selam veren herkesi belli kriterlerle bir kısmını dışarıda tuttular. Zindana atan, attıran ve işsiz açsız bırakan, yüzlercesinin ölümüne yol açan ve ağır travmalara yol açan zalimler. Cemaatin Gülen'in veya yakın çevresinin her neyse bunda sorumluluğu olduğunu tercihleriyle buna sebep olduğunu düşünen ve can havliyle eleştiri oklarını oraya yönlendiren e, bir kesim vardır. Vardır. E, fakat bu hiçbir zaman gerçek faillerin sorumluluğunu, sorumluluklarını, gerçek zalimlerin sorumluluklarını değiştirmez. yani Nasıl olsun ki 20 yılda cezaevleri dolmuş taşmış. Yani... Avrupa hapishanelerinde en çok tutuklu, hükümlü bulunan ülkeler sıralamasında gazete pencereden kestim. Türkiye ilk sırada 350 bine yaklaşıyor cezaevi nüfusu. Böyle. Ve siz cezaevinden insan kurtarmak için Adalet Bakanı'yla pazarlık yapan bir ana muhalefet liderinin olduğu bir Ülkeden mi bahsediyorsunuz? Yani e, fotoğrafı doğru çekmek gerekiyor. Barış Terkoğlu yazmış. CHP Genel Başkanı, askerlik arkadaşı Adalet Bakanı'nı aramış. 1 Mayıs eylemlerinde tutuklanan 36 öğrenciden 16'sının mahkemeye çıkmadan tahliye ettirmiş. Tahliye edilmesini sağlamış. Böyle bir ülke. Yine Ferit Demir paylaşmış. Hakkari'ye kayyım atandı. Seçilmiş belediye başkanını aldılar. 19 yıl hükümle içeri tıktılar. Operasyona bakar mısınız? Yani duruşmadan iki gün önce aldılar falan filan. Yani her şeyle yola çıkmış gelen bir operasyon. Ferit Demir paylaşmış. Hakkari'de 75 yaşlarında bir abi yanıma gelerek bir şey diyeceğim. Vallahi söz vereceksin yazmak için. Yılmaz Erdoğan bizim buralıdır. Hakkari'li. Bütün dünya alem onu tanıyor. Bir kez bize sahip çıksa kayım yanlıştır dese vallahi çok kuvvetli destek olur. Bunu yaz Ahmet amca böyle söyledi diye belirtti. Böyle. Böyle bir ülke. Yani öyle bir ülke ki İyi Partili Nevşehir Belediyesi kontr gerilla örgütlenmesinde yer alan geriye doğru sicili belli susurluk kazası diye arayın ve geriye doğru bütün sicilini okuyabilirsiniz. Çekilmiş belgeseller var seyredebilirsiniz. Birçok katliamdan da sorumlu. Abdullah Çatlı'nın ismini bir meydana vermiş Nevşehir Belediyesi İyi Partili. Yani böyle bir ülke yani. Sabiha Temizkan yazmış annesiyle ilgili. Bugün annemin iki arkadaşı aradı. Tahliye olmuşlardı ama annem için de iyi dileklerini iletmek istediler. Onu ve diğer yoldaşlarını geride bıraktıkları için üzgünlerdi. Hem çok sevindim hem de ağladım. Annemi çok özledim diyor. Evet. Dokunulmazlığı kaldırılan ve cezaevine konulan HDP'li siyasetçi Leyla Güven. CHP anayasaya hayır, anayasaya aykırı olsa da evet diyeceğiz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun icraatının sonucunu yaşıyor bugün Kürt siyasal hareketi. Sonuçlarını yaşıyor. Can Kakışım güzel bir paylaşım yapmış. Şu an muhalefette Erdoğan'ın olduğunu düşünün. Bizim erken seçim gibi bir gündemimiz yok mu derdi? Yoksa her gün millet bitti, halk perişan, istifa edin hemen seçim diye mitingler yapıp meydana inip ortalığı ayağa mı kaldırırdı? Eğer ikincisi ise biz de onu istiyoruz işte. Çağrım tüm muhalefet liderlerine durumumuz normal değil, normalmiş gibi davranmayalım demiş böyle bir ülke. O arada Selda Güneysu Cumhuriyet'te AKP içinde vozurdama olduğundan bahsetmiş. Artık yeni şeyler söylememiz gerek. Değişimin gecikmesi durumunda oy kaybı artabilir, çöküş sürecine girilebilir diye AKP tabanı da bir değişim sancısı yaşanıyor ama yani tek adam orada oturuyor. Aşağıdaki aşağıda neyi ne şekilde değiştireceksin yani? Fakat AKP'yi telaşlandıran bir konu var. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı Başkanı oldu Ekrem İmamoğlu. E, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Gençle e, yarışıyordu. 515 oyla başkan seçildi. Fakat e, AKP'nin adayı ise 250 oy alabilmiş. Fakat bakıldığında e, CHP'li delegeleri, işte diğer oy kullananları ne bileyim Dem partileri, İyi partileri falan alt alta koyuyorlar. AKP'li belediye başkanlarının da İmamoğlu'na destek verdiği ortaya çıkıyor. E, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ondan fazla AKP Belediye Başkanı İmamoğlu'na oy verdi demiş. Enteresan yani onlar da acaba <laughs> sonraki Cumhurbaşkanı'na şimdiden yatırım mı yapıyorlar? Ayrı bir konu ayrı bir AKP açısından skandal yani içerideki vozurdamanın Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimindeki yansıması. Ya yani nasıl nasıl bir sultanlık rejimi olmasın ki bu rejim? Oğlu Etnospor Kültür Festivali diye Atatürk Havalimanı alanında Devlet imkanlarıyla şey yapar, bir etkinlik düzenler. Eşi işte efendim sıfır atık bilmem ne şeyi, ona da öyle bir iş buldular. Emine Erdoğan öyle şey yapar. Gazetelerde de sadece artık Erdoğan değil, bunlara da böyle geniş geniş yer ayırmak zorundasınız. Etno, Etnospora, sıfır atığa falan. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Sultanlık rejimi derken ezbere söylemiyorum yani. Sonra işte Beral Akşener saraya çıktı da ne oldu ne bitti. Budur hayal kırıklığı. Budur sorgulanması gereken. Muhalefetin, muhalefet partilerinin, demokrasi güçlerinin güvendiği, arkasına düştüğü liderlerin bugün hali pürmelalidir. Ve bunun sorgulanması, bunun ele alınması ve 15 Temmuz'dan sonra kurulan rejimde bugün nasıl bu noktaya geldik tahlil edilirken bunların atlanmaması icap ediyor. Ve bu, yani... Şimdi ben alanım olmadığı için girmedim. Bir haftadır 10 gündür. Fenerbahçe'de kongre var. İşte ne olacak ne bitecek. Acın Vılıcalı bir şey söylüyor. Aziz Yıldırım bir şey söylüyor. Spor da alanım değil. Gelişmeleri de takip etmiyorum. Ali Koç'un sportif bir başarısı var mı yok mu gerçekten bilmiyorum. Aziz Yıldırım'ın geriye doğru yani gerçekten alanım değil girmedim yani konuya. Fakat şimdi her iki tarafın kongreye gidilirken tekrar aday olan Aziz Yıldırım'ın ve malum başkan Ali Koç'un ve ona destek veren Acun Ilıcalı'nın televizyonlarda, ekranlarda kameralara açık iddiaları var. Acun Ilıcalı hakkında Aziz Yıldırım FETÖ'cülere pasaport veriyor, Adnan Oktar e, meselesine girersem sokağa çıkamaz falan gibi konuştu. Tık yok. Acun Ilıcalı da Aziz Yıldırım hakkında Fenerbahçe'yi 600 milyon euro batırdı. Ee, Ali Koç'a da şaşkınım geliyorsun Fenerbahçe'ye 600 milyon euro borç var Aziz Yıldırım'ın alacağı var mı yok filan filan ya bu konular yani acayip mali şubenin ve organize şubenin alanına giren konular acayip yani ama bir şey olacak mı hayır olmayacak yani acayip işte böyle de haber oldu FETÖ'cülere pasaport veriyormuş bilmem ne Acun Ulucalı Başkan olmak için karalıyor. Adnan Hoca meselesine girersem Ilıcalı 35 yıl önce oldu bir kere gittim bilmem ne filan. Aziz Yıldırım Acun kaşınıyor kaşınmasın falan. Sonra da Beyler durun artık diyor şansal büyük ha. Yani bu üslubu kabul etmiyorum filan. Hatta devamla şunu söylemiş Aziz Başkan keşke Acun Ulucalı'nın özel hayatına bu kadar dalmasaydı. Böyle de bir aman aman yani fair play falan çağrıları da var. Acayip, tuhaf, tuhaf bir yere gidiyor. Türkiye ve dünya yani acayip. Dünya derken The Economist. Avrupa Birliği'nin kaderi üç kadına bağlı. Dış tehditler kıtayı kuşatır ve içeride popülizm yayılırken çanlar ihtiyar Avrupa için çalıyor. Çıkış yolu uyumlu bir AB yönetiminde. Bunun için de aşırılık iktidardan uzak tutmak şart. Başarı ise üç kadına bağlı. Avrupa Komisyonu Soğukkanlı Başkanı von der Leyen, İtalya'nın Pragmatiz Başbakanı Meloni ve aşırı deyince akla ilk gelen isim olan Fransız siyasetçi Marine Le Pen. Kadın siyasetçiler hani yo yo yani bir şey demiyorum ama e, yani kadın siyasetçiler de bazen böyle gerçekten problemli icraatlara imza atabiliyorlar. Meselenin kadın erkeği yok anlamak lazım ama elbette kadın siyasetçiler olsun. Ee, ve elbette toplumda ne kadar bir yer e, tutuyorlarsa, nasıl bir payları varsa, nasıl e, tesirleri varsa politikada da benzer bir şekilde tesirleri olsun evet. ve olsunlar. Yani gerçekten bir fotoğraf gördüğümde lebalep erkek ben de rahatsız oluyorum. Emin olun yani ya bir tane iki tane kadın olur içinde yahu falan diyorum yani. Tüm kesimleri kastederek söylüyorum. Bir başka konu Trump yanlısı milyar, milyarderlerin gizli toplantısı. Bunu da gazete Oksij oksijenden kestim getirdim. PayPal'ın kurucusu, medya imparatoru Murdoch, işte teknoloji girişimcisi Saksın daralarında bulunduğu bir grup milyarder, Elon Musk'ın öncülüğünde Trump'a destek maksatlı bir yemekte bir araya gelmişler. Yani acayip, acayip bir noktaya gidiyoruz. Ama hiçbir şey birbirinden bağımsız değil, hiçbir şey ezbere değil ve e, tüm oyuncular da kendine göre pozisyonlanıyor. Yani Türkiye'de de öyle, dünyada da öyle. Gene İngiltere'den bir haber. Britanya'da artık birkaç haftaya başbakan olması beklenen Keir Starmer, İşçi Partisi lideri, seçimin ardından Filistin devletini tanıyabiliriz demiş. Ki bu da Daily Telegraph'ta bu şekilde haber olmuş. Orada New York Times, İsraililerin daha son yaptığı saldırılarla insanların sığındığı bir Birleşmiş Milletler Okulu'nu vurarak 33 kişinin öldürüldüğünü yazmış. Yani New York Times yazıyor. Bunu da manşetten veriyor. Birinci sayfadan veriyor. Fakat e, Orta Doğu'da bir düzen tutturmuş gidiyor yani. Enteresan. Orada Gönül Tol paylaşmış. İsrail ile Lübnan arasında Hizbullah kaynaklı e, çatışmalarında eli kulağında yani e, büyük e, gelinen noktada diyor Hizbullah ve İsrail büyük ölçekli bir çatışmaya çok yakın karşılıklı saldırıların dozu şiddeti arttı. E, İsrail'in kuzeyinde 50 binden fazla insan evini boşalttı. Güney Lübnan'daysa 94 bin insan evinden edildi diyor. Yani sivil yerleşimciler de ayrılmışlar. Bir şey geliyor diyor. Yani sadece Gazze değil kuzeyde problemli. Sadece, sadece değinip geçiyorum. Bir başka konu işte bir NATO haritası ki bu da Daily Telegraph'ta yayınlandı. Kara koridorları haberi. Rusya ile olası bir savaşa hazırlık olarak... ABD Birlikleri ni ön saflara sevk etmek için kara koridoru planları yapılıyor ki bu koridorlardan biri de Türkiye'de Türkiye Bulgaristan Romanya rotası İngiliz Telgraf gazetesi Avrupa'nın Rusya ile büyük bir Kara savaşına girişmesi durumunda ABD Birliklerini ön saflara sevk etmek için çok sayıda kara koridoru planı yapıyor yani Rusya'nın saldırması durumunda ABD Birlikleri Hollanda, birliklerine çıkarma yapacak. Buradan Almanya ve Polonya'ya geçecekler. Kuzey Avrupa limanları yok edilirse ittifak o da İtalya, Yunanistan ve Türkiye'deki limanlara kaydırılacak vesaire. Bu derece planlar yapılırken, bunlar konuşulurken içeride de bazı anlamsız gündemlerle vakit kaybetmiyor muyuz diye sorup cevabını da bu defa size bırakayım. İyi hafta sonları. Pazartesi tekrar karşılaşmak görüşmek umuduyla.